Tuncay Molla Beysoğlu, 27 Temmuz 2022, Cumhuriyet Kılıçdaroğlu yandaşların kimyasını bozdu. Açlık çeken emeklilere iki bayram ikramiyesi veriliyor. CHP lideri gündeme getirmiş, iktidar yapmak zorunda kalmıştı. AKP üniversite mezunu işsiz gençlerden kullandıkları krediyi faiz faiziyle geri istiyordu. Kılıçdaroğlu, "Gençler ödemeyin. Biz iktidara gelince faizleri sileceğiz." dedi. AKP kredi zulmünden çark etti. Taşeron işçilerin kadroya alınması, asgari ücrete yapılan zamlar, muhalefetin sert eleştirileri ve çözüm önerilerinin ardından geldi. Ve pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu yine somut bir öneriyle gündemi belirledi. Lüks araçlar dışındaki her türlü otomobile ÖTV indirimi getireceklerini söyledi. Türkiye'de otomobil ve ev sahibi olmak ışık yılı kadar uzak vatandaşa Kılıçdaroğlu'nun ilk kez otomobil sahibi olacak gençlerden vergi almayacağız demesi, ÖTV'nin %75'ini kaldıracağız açıklaması toplumun kılcal damarlarında anında hissedildi. Yandaş medyada yorumcular ve sözde gazeteciler halka dokunan bu öneriyi çürütmek için yarışa soyundular. Benim araba alacak param yok dedi biri. Bir başkası uzmanlar aksini söylediği halde otomobil satışları baltalandı dedi. Ekrana yazdıkları sektöre manipülasyon başlığı kimyalarının nasıl bozulduğunu gösteriyordu. Daha trajikomik yorumlar yapıldı. Milletin cebinde ekmek parası yok, nasıl araba alacak diye söyleniyordu bir yandaş. Yani desteklediği iktidarın halkı ekmek alamayacak hale getirdiğini de itiraf ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu somut vaatlerde bulundukça seçmenin gözündeki bulanık resim netleşiyor. Optik ayarı diyorum ben buna. Halk sorunları biliyor. Her alanda cehennemi yaşıyor. Muhalefet sadece çözüm anlatmalı. Somut sorunlara somut çözümler. Göç değil istila. Gaziantep, Nizip, Belkis Merkez Mahallesi, 210 Türk, 1084 Suriyeli, %83.7. Gaziantep, Karkamış, Gürçay Mahallesi. 147 Türk, 557 Suriyeli. %79.12 Adana, Yüreğir Pekmezli Mahallesi. 196 Türk, 1326 Suriyeli. Antalya, Alanya, Kargıcak Mahallesi. 3095 Türk, 2726 Suriyeli. Antalya, Konya Altı, Hurma Mahallesi. 20.728 Türk, 10.940 Suriyeli. %34.55 Hatay Antakya Apaydın Mahallesi 1626 Türk 2353 Suriyeli Hatay Altınözü Boynu Yoğun Mahallesi 1940 Türk 3308 Suriyeli %63.03 Liste uzayıp gidiyor. Dünyanın hiçbir bölgesinde böyle bir işgal yaşanmamıştır. Hiçbir bağımsız devlet topraklarında kontrolsüz milyonlarca insanı barındıramaz. Hiçbir ekonomi bu büyüklükteki bir yükü kaldıramaz. Göç sorunuyla yakından ilgilenen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ile konuştum. Kendi mahkemelerini kurdular diyor. Kendi sitelerini oluşturdular diyor. Sadece kendilerine ait mahalleler var. Kendi çeteleri var. Kendi marketleri, okulları, din adamları, eğitmenleri, eczaneleri. Hiçbir şey yasal kayıt altında değil. Öyle ki sınırdan girerken hangi ismi uygun görüyorlarsa Türk makamları onu yazdırıyor ve kimlik alıyorlar. Yani gelenlerin gerçekte kim olduğunu da bilmiyoruz. Kabile devletlerinde bile izin verilmez. Gerçek adını, işini, yaşını, geçmişini bilmediğimiz milyonlarla birlikte yaşıyoruz. Görgüsüz zengin işgalciler ucuz Türkiye'nin sefasını sürüyorlar. Yoksul olanlara ise Türk halkı bakıyor. Hiçbir hizmete ücret ödemedikleri için Türk vatandaşı yoksul insanlar ilaçlarını göçmenlerin ilaç listelerine yazdırarak temin ediyor. İki türlü işgal var yani. Varlıklı olanlar Karadeniz'den Ege'ye cennet kıyıların keyfini çıkarırken, yoksulları ise Doğu, Güneydoğu başta olmak üzere bedava hayat yaşıyorlar. Sadece sınırımızda değil, sınır ötesinde de bu insanlara büyük kaynak aktarıyoruz. Geçen hafta CHP'li Erdoğan Toprak açıkladı. İdlib'e bedava elektrik veriyoruz. Dinci terör örgütü ise faturasını kesip parasını alıyor. Sosyal medyada gençlerin paylaşımlarını takip edip suç uyduran ve oradan da evlerine baskın yapan iktidar sahipleri bu istilayı görmüyor olamaz. Demek ki AKP bu yıkım projesinin müteahhitliğini yapıyor. İktidarın gözetiminde ülkemiz istila ediliyor. CHP hatta altılı masanın bu büyük sorunda da optik ayarı yapması gerekiyor. Felaket ortada. Altılı masa ne diyor? Tuncay Mola ve İsoğlu.